yapmaya çalışıyorsun? Sen ne zaman bu kadar sıkıcı oldun sevgilim? Sakın bana sevgilim deme. Feride sana yaramamış. Ruhun ateşini söndürmüş. İçin çürümüş büsbütün. Git üstüne başına doğru düzgün bir şey. Yarışıp bak evin içinde dolanma. Niye? Hoşuna mı gidiyor? Kıskanıyor musun? Üzerime gelme Neriman. Zaten eskisi kadar istekli değilim. Bebekten zahir. Kamran. Sırrım benimle güvendi. Amacım Feride ile senin saadetini bozmak olmadığını zamanla anlayacaksın. Ben yalnızca çocuğun babasının yanında büyümesini istiyorum. O kadar. Ben istemiyorum. Sırdaşınmış gibi davranmaktan da vazgeç. Feride'ye her şeyi anlatacağım. Elinde benimle ve ailemle ilgili hiçbir şey kalmayacak. Teyzenden mi geliyorsun? Ne diyor? Ne desin? Çok üzgün. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Hadi git anlat bakalım. Ne tepki verecek çok merak ediyorum. Abla Kamran yalan söylüyor. Teyzemle konuşurlarken duydum. Bu nikah Kamran için sürpriz değil. Peki aklından ne geçiyor? Bilmiyorum ama bu işin Kamran'la doğrudan bir alakası var. Benden bir şey saklıyor. Eğer öyleyse ne yapacaksın? Bu da soru mu? Eğer öyleyse, eğer Kamran'la Neriman'ın hala ilişkisi varsa, eğer Neriman Kamran'dan dolayı bu konaktaysa, ben giderim. Ardıma bile bakma. Bence peşin hüküm vermek için biraz erken. Hem Kamran'ın seni ne kadar çok sevdiğine eminim. Sevip sevmemesi değil ki mesele. Sevgisinin hakkını verebilmesi. Tuhaf. Olmaması gereken şeyler oluyor. Hissediyorum ama adını koyamıyorum. Böyle hissetmen çok normal Feride. Neriman Kamran'ın eski sevgilisi. Ama o kadar. Şimdi eniştemi baştan çıkarmış. Sen böyle olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum. Nihayet bu gönül işleri akla ahlaka pek kulak asmıyor. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Ben eniştemin bu kadınla ilişkisi olabileceğine inanmıyorum. Aslında bunu anlamanın çok kolay bir yolu var. Nasıl? Eğer Neriman gerçekten Kamran için buradaysa o zaman enişteme yanaşmaz. Ben hiçbir şey anlamadım bu dediğinden. Eğer bu geceyi eniştemin yanında geçirirse, o zaman sen Kamran'ın boşuna günahını alıyorsun. O da en az senin kadar mağdur demektir. Yok eğer başka odada yatarsa, işte o zaman şüphelerinde haklısın. Allah'ım neler konuşuyoruz. Ne istiyorsun? Benimle mi uyuyacaksın? Birazdan atacağım adım kaderini belirleyecek Kamran. Ya buradan çıkıp annenin babanın küflü yatak odasına gideceğim. Feride sana inanacak. Ya da konuk odasına gideceğim. Feride bir ömür hayatından çıkacak. Ne yapmamı istersin?
Feride. Çok çirkin şeyler düşünmeye başladım. Mesela Neriman eniştemle mi kalıyor? Kalmıyor mu onu merak ediyorum. Açılıp kapanan kapıları dinliyorum burada. Ben böyle bir insan değildim Kamran. Sen hala öyle değilsin Feride. Biraz asabım bozuldu. Benim de. Ama bana inanmıyorsun. Sen ne düşünüyorsun peki? Kendimden nefret ediyorum. Neden? Neriman bu eve geldikten sonra yüzün, gözlerin, bakışların. Feride, ne olur bana bir daha öyle bakma. Ne olur. Seni kaybetmemek için, benden gitmemen için neler yapabileceğimi düşündüm. Hani demin diyordun ya, böyle çirkin şeyler düşünüyorum diye. Aslında ben de senden farksızım. Şimdi bana o Kamran'dan bahset. Senin pek sevebileceğin biri değil. Hatta seni sevmeye layık biri bile değil. Benden sır saklar mı? Bana yalan söyler mi peki? İhanet eder mi bana? Etti mi hiç? Asla. Peki o Kamran, Neriman neden bu evde onu biliyor mu? Bilmiyor. Bilseydi senin de haberin olurdu. Peki şu an doğruyu söylüyor mu bana?
Sana ne düşündüğümü söyleyeyim mi Kamran? Ben eniştemin Neriman'la bir mecburiyet yüzünden nikahlandığını düşünüyorum. Ve bu nasıl bir mecburiyettir ki? Oğlunun eski sevgilisini 40 yıllık karısının üstüne kuma getirdi. Ve bunu düşündüğümde aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor Kamran. İnanmak isteyen insandan daha aptal bir şey yok şu hayatta. Konduramıyorsun çünkü. Düşünsene. Onu çok seviyorsun. O kötü biri olamaz. Olmamalı. Ama sevmeye devam ediyorsun. Bakışlarına, ellerine, baktığın her şeyi. Sorun ne biliyor musun Kamran? Eğer sen zannettiğim adam değilsen, şu hayatta artık nefret edeceğim çok şey var demektir. Yürüdüğüm yollar, dinlediğim şarkılar, tenine değen güneş. Seni sen yapan, senin sevdiğin her şey, ben dahil, her şeyden nefret edeceğim Kamran. Ama devam edeceğim sevmeye. Çünkü insan devam eder Kamran. Hülasa, Feride kahrolur diye düşünme. Sana son kez soruyorum Kamran. Ve bir daha asla sormayacağım. Ne olur bana hakikati ver. Neriman'ın bu evde ne işi var Kamran? Umarım. Ben de öyle. Kıskanıyor musun? Kime? Neriman'ı. Şu an babanın yanında. Onu kıskanıyor musun? Feride, hani bu konuyu kapatmıştık? Kapatacağız. Ama Kamran, senin bir tek yalanını yakalarsam benim bir daha asla yüzümü göremezsin. Yalan yok. Yalan yok. Yalan yok Feride. Peki. O halde iyi geceler. Feride. Dışarı çıkalım. Gecemiz o zaman çok daha güzel olacak. Ne olur. Nereye? Gidelim. Gidelim, baş baş olalım. İkimiz olalım. Yine dünyayı unutalım. Kamran, sabah olmak üzere. Hadi kalk. Hadi.
gün doğumunu kaçırmayalım. Ne olur Feride. Hadi, ne olur. Feride, sen böyle susunca ben 5000, 10000 birden ölüyorum. Ne diyeyim Kamran? Düşünüyorum. Anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışma. Böyle de, bugün de böyle de. Hayatta her şeye bir anlam yüklemeye çalışma. Belki de öyledir. Kamran, bugün günlerden ne? Takvimde salı. Ama ben başka bir isim vereceğim. Aşkın ağır işçiliği. Ya da İstanbul'un fethi diyeceğim. Neden? 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 Görmüyor musun Feride? Gün doğuyor. Bir şehir uyanıyor. Hatta uyanmıyor, çiçek açıyor. Bu güzelliğin, bu hüznün, bu şehrin müsebbibi sensin Feride. Nedenmiş o? Söyleyeceğim ama benimle dalga geçmeyeceksin. Peki, geçmeyeceğim, söz. Ben böyle umuda ihtiyacım olduğunda izleri takip ediyordum. Hayatın bana gösterdiği işaretlere bakıyordum. Ben de yapıyorum arada öyle. Aşık olunca bir başka oluyor ama. Yani sen beni sevmeden evvel. Örneğin böyle erik tomurcukları patladığında kesin Feride beni seviyor diyordum. Ya da şimdi eğer bana bakarsa, eğer bakarsa kesin seviyor diyordum. Kesin bakmışımdır. Bakmıştın. Bakmıştın ve dünyalar benim olmuştu. Ben hapisten çıktıktan sonra, daha bir iki gün oldu ama oradan çıktıktan sonra düşündüm ki Feride, aşık insana hayat bahane. Çıktım, ayağımı yere bastım. Yerde toprak. Baktım orada sen. O an kendi kendime dedim ki, ulan Kamuran, siz hiç ayrılmayacaksınız dedim. Baksana, baksana bu yollar bile siz birbirinize koşasınız diye var. Anlatabiliyor muyum Feride? Yani boşa değil bunlar. Seni bana, beni de sana İstanbul'un fethi getirdim. Koskoca gemileri karadan bu yüzden yürüttüler. Hala anlamıyor musun seni ne kadar sevdiğimi? Sıcak mı geldi? Çok sıcak, yandım. Değişikmiş. Neymiş o değişik olan? Yani anlatamam ama hissettirebilirim belki. Nasıl? Tuhaf değil mi? Serinletmesi gerekirken daha da yakıyor. Evet, tuhaf.
Feride. Bana öyle yapma, öpeceğim yoksa. Hayır, öpmeyeceksin. Neden? Çünkü ben öyle istiyorum. Kamran. Kalksak mı artık? Benim bugün mektep günüm. Daha eve gidip üstümü değiştireceğim. Peki, tamam. Gel. Kamran. Ben eskisi gibi mektebe yatılı devam etmek istiyorum. Nereden çıktı Feride? Neriman'la aynı çatı altında kalmak istemeyişimden çıktı. O halde evlenelim. Evlenip bir ev tutalım kendimize. Olmaz. Mektep bitmeden olmaz. Feride, böyle yapınca benden uzaklaştığını hissediyorum. Senden değil. Konaktan uzaklaşıyorum. Peki, tamam. Sen kendini nasıl rahat hissedeceksen. Ben bakarım başımın çaresine. Neriman gidene kadar. İzin günlerinde ne yapacaksın peki? Çalışkan bir öğrenci olur. İzin günlerimi de mektepte geçiririm. Kamran, asma suratını. Beni anlamaya çalış. Kendini benim yerime koy. Haklısın. Haklısın ama gücüme gidiyor işte. Sana senin yurdun benim derken çok büyük bir laf ediyormuşum Feride. Seni yersiz yurtsuz bırakan benim. Böyle demem lazımmış. Beni hapishaneden çıkartabilmek için konağı satan sensin Feride. Şimdi de Neriman yüzünden. Ben bunları nasıl düzelteceğim Feride? Ben bununla nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. Elimi bırakmayarak düzelteceksin.